Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzda e, Gümüş ve altın değerlendirmesi yapacağız. Bizler için altın ve gümüşte en kritik yerler, en kritik seviyeler nerelerde bulunuyor? Sizlerle birlikte bunu bulacağız. Bildiğiniz üzere Cuma günü altın ve gümüş tarafında sert düşüşler yaşadık arkadaşlar. Bunun e, yegane sebeplerinden biri de ABD hazine tabirlerine gelen Alım tarafında oldu artı aşağı haberleri ve dolar endeksindeki hareket buradaki en büyük sebeplerden biri arkadaşlar dolar diplerde bulunan dolar endeksinde yukarı yönlü bir hareket görülmesinden kaynaklı altın tarafında da e, ABD hazine tahvillerine geçişler oldu e, ABD tahvil e, hazineleri e, daha güvenli bir liman olarak görüldü ABD'de yaşanan Trump'ın başlatmış olduğu olaylar sebebiyle de orada bir yumuşama olmasından kaynaklı olarak ve oradaki olayların durulmasından kaynaklı olarak olaraktan da altın ve gümüşte e, sert bir şekilde aşağı yönlü hareketler gördük arkadaşlar e, bu hareketleri bekliyor muyduk e, bu hareketleri beklemiyorduk beklentilerimizin dışında gelişen hareketler oldu altın ve gümüşte aşağı yönlü e, sert hareketler yaşadık Şimdi bundan sonra e, üzülecek miyiz? Üzülmeye gerek yok arkadaşlar. Hiç kimse e, moralini bozmasın. Bundan sonra kanal hareketlerini takibe devam edeceğiz. Burada yapacağımız en büyük strateji yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla kanal aralıkları ve destek direnç kırılımlarını sıkı takip etmek. Haftayı e, 25-45 seviyesinden kapatan gümüş onsla hemen analizlerimize başlayalım. Gümüş Ons'ta e, bu hafta itibariyle arkadaşlar bizlerin aşağıda 24.53 destek yeri e, önemli bir destek olacak. Tekrardan yukarı hareketlerin başlayabilmesi için e, Gümüş'te 26.04 üzerindeki dirençte kapanış görmemiz şart arkadaşlar. E, 26.04 üzerinde kapanış e, göremediğimiz takdirde Aşağıdaki 24.53 destek seviyesi önemli olacak. Aşağı yönlü destek direnç yerlerini de belirtelim. Çünkü buralardan maliyet düşürmek isteyen arkadaşlar olabilir. 24.53 onun altında da gene 23 60 destek bölgesi mevcut arkadaşlar. Şu şekilde gösterelim. Kırılımlarda e, ne tarafa doğru hangi yöne doğru hareketler hızlanır e, ve ne şekilde hareketler beklenir e, bu tablo üzerinden Sizler de bunu takip edebilirsiniz tekrardan e, 28 dolarlar seviyesine de gelebilmemiz için arkadaşlar mutlaka 2604'ün yukarı yönlü kırılması şart bu 2604 yukarı yönlü kırılabilirse Şuradaki 28 dolarlar seviyesine tekrardan Gümüşün onsunda hareketler bekleyebiliriz bu hafta bizim için yukarıda 2604 üzerinde kapanışlar görmediğimiz müddetçe aşağıdaki 2453 destek bölgesi önemli takip edeceğimiz seviye olarak görülmekte buranın da aşağı yönlü kırılması durumunda arkadaşlar ilk takipimizde kalacak önemli destek 2360 desteği olarak gümüşün onsunda gözükmekte Pazartesi günkü açılışla birlikte eğer yukarı yönlü ataklar görebilir ve 26.04 üzerinde kapanışlar da başlarsa arkadaşlar e, buranın kırılıp kırılamayacağı e, takip edilecek. Bu kırılırsa 26.04 yukarı yönlü kırılırsa gene dediğim gibi 27 ve 28 dolarlara doğru ataklar görmemiz Gümüş tarafında mümkün. Fakat haftayı da 26.04 direncinin Altında kapattık. 25-45 seviyesinden gümüş on'sta kapattık. E, bu da bize aşağıda 24-53 ve 23-60 destek yerlerinin önemli olduğunu göstermekte. Arkadaşlar e, strateji olarak destek direnç bölgeleri e, bu haber akışlarının yoğun olduğu zamanda da çok önemli. Özellikle de belirsizlik, e, yön bakımından belirsizliğin fazla olduğu zamanlarda Destek direnç takiplerini takipte kalacağız. Özellikle yukarıda kırılamayan dirençler tekrar hareketleri aşağıya destek bölgelerine doğru çeker. Kırılan desteklerde sonra ise bir sonraki alt destek noktasına doğru e, maalesef e, hareketler hızlanabilir. O yüzden sizler de e, bu verdiğim seviyeleri not alın. Destek ve direnç destekli olarak bu hareketleri al satlarınızda kullanıp Ortalama miktarınızı düşürebilirsiniz. Hemen gümüş grama geçelim. Gümüş ons'taki söylediğim aynı şeyler e, gümüş gram içinde geçerlidir arkadaşlar. Gümüş gramda da 6.03 üzerinden bir haftalık kapanış geldi. Bizler için e, olumlu bir kapanış mı? 6.31 altındaki e, kapanışlar bizler için olumlu bir kapanış sayılmaz maalesef. Bunlar da gerçekler. Gerçekleri de buradan iletmek zorundayız. Şimdi bizler için e, takipte kalmamız gereken 600 destek oldu arkadaşlar. Bunun üzerinde 631 şu şekilde bir kanal arkadaşlar. Aşağıda 6 desteği ve yukarıda 631 direnci. 6 desteği aşağı yönlü e, kırılırsa bir sonraki 582 şuradaki destek bölgesi takipte kalınacak 582 aşağı yönlü kırar ise eğer arkadaşlar 582 de aşağı yönlü kırılabilirse o zaman bizler için e, takipte kalınacak 1568 Şuradaki 568 destek bölgesi önemli olacak ee, dediğim gibi arkadaşlar 6.31 altında e, kapanışlar olduğu müddetçe aşağı yönlü hareketler e, Gümüş'ün 10'su tarafında izlenebilir. O yüzden ilk destek bölgemiz 6 bölgesi. E, bu destek bölgeleri eğer ki olur ki aşağı yönlü kırılırsa arkadaşlar bir bir miktar yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla strateji yapılabilecek bir miktar üstlerden e, çıkış yapılıp Yatırım tavsiyesi tekrardan olmama koşuluyla alt destek bölgelerinden e, ürün yerine konabilir. Bu destek ve dirençleri e, bu yüzden belirtiyoruz. E, bunlar çok iyi ortalama düşürme taktikleridir. Bu destek ve direnç bölgelerini kullanarak sizler de ortalama düşürme yapabilirsiniz. E, 6.31 dediğim gibi üzerinde kapanış yükselişin devamı için şart. 6.31 üzerinde kalamadığımız müddetçe aşağıdaki maalesef e, bölgeler bizler için önemli olacak takip etmemiz gerekecek destek bölgeleri şeklinde dizayn edilip beklenmeli arkadaşlar. Evet altın tarafına da geçelim. Altın onsuyla başlayalım. Altının onsu. Evet arkadaşlar, altının onsu da maalesef e, yukarıya çıkan trendi kırmış olmasına rağmen Cuma günkü bir hareketle bu trendi tekrardan aşağı yönlü kırdı. Beklediğimiz bir hareket mi? Hayır. Beklediğimiz bir hareket değildi maalesef. O yüzden altının ons tarafında da aşağı yönlü hareketler yaşadık. Bizler için ons tarafında gene arkadaşlar takipte kalmamız gerekecek önemli yerler ve seviyeler var. Sizlere bunları bildireceğim. Özellikle bu seviyelerde Sizler de alsat imkanlarından faydalanabilir ve ortalama düşürme yollarına gidebilirsiniz. Pazartesi günü özellikle bizim altının ons tarafında dikkatle takip etmemiz gerekecek desteğimiz. Evet. 1849'dan da haftayı kapattıkmışız arkadaşlar. 1850'nin bir tık altındayız. Şu an itibariyle bizler için 1820. Şuradaki 1820 desteği önemli. Şöyle yazalım mı Şuraya 1820 desteğimizi ekleyelim. 1820 desteğimiz üzerinde bizler için 1857 direnç oldu artık arkadaşlar. Şu 1857 e, direnç oldu. 1820 seviyesi önemli. Özellikle bu 1820-1857 aralığı önemli. E, bu 1857 aralığında kapanışlara devam edebilirsek tekrardan bir 1917 üzerine doğru e, yukarı ataklar yapabiliriz arkadaşlar. E, fakat dediğim gibi 1857 önemli olacak pazar günü. Aşağıda da 1820 desteği. 1820 desteğini de Aşağı yönlü kırarsa e, yani bu destekte de aşağı yönlü kırılırsa bizler de tekrardan <laughs> yönümüzü bu sefer 1783 seviyesine doğru altının ons tarafında çekebiliriz arkadaşlar. O yüzden e, destek ve direnç takipli e, önemli bir hafta geçecek. Günlükte stokastik indikatörü tekrardan aşırı alımdan e, satış pozisyonu aldı. İndikatörümüz de tekrardan sat sinyaline geçmiş durumda. O yüzden sizler de arkadaşlar dediğim gibi destek ve direnç e, seviyelerini takipte kalacaksınız. E, kırılımlarda bir miktar e, stratejimiz yukarılardan çıkış aşağılardan tekrar alım yakalamaya yakalayabilme fırsatı kendimize tanıyabilmek. O yüzdendir %100 hiçbir üründen çıkış yok. Parçalı bir şekilde çıkalım ki e, zararlarımızı minimize etmeye çalışalım. Hiçbiriniz moralinizi bozmayın. E, bu piyasalarda fırsatlar bitmez. Her düşüşün mutlaka çıkışları da olacaktır arkadaşlar. Zaman içerisinde bunları da sizlerle birlikte tekrardan e, yukarı yönlü hareketleri yakalama şeklinde kullanabileceğiz. Hemen gram altına da geçelim vakit kaybetmeden. Gram altın, gram altında 439 seviyesinden haftayı kapattı arkadaşlar. Evet, bizim için şimdi 434 desteği gram altında önemli oldu. Şuradan hemen çizelim. 434 alt desteğimiz. Burası 434 alt desteğimiz. Yukarıda 449 direnç konumuna geçti. Evet şurası bir bant aralığımız. 449 yukarıda. 449 üzerinde bir 474 yine bir kanal aralığımız arkadaşlar. Burası yükseliş halinde takip edeceğimiz e, kanal aralıklarımız. Şimdi düşüş halinde de takipte kalmamız gereken Kanal aralığımız 434 altındaki kapanışlarda aşağı yönlü hareketler 427 seviyesine kadar gidebilir. O yüzden 434 kırılmadıkça arkadaşlar, yalnız şu 434 altına girilmedikçe yukarıdaki 449. E, bunun üzerinde kapanışları da takip ettiğiniz vakit yukarıda 474. Üst seviyeler gündeme gelebilir, fakat 434 önemli olacak. 434 altındaki kapanışlar 427 ve şuradaki de 408 kanal aralıklarına doğru aşağı yönlü hareketleri tetikleyebilir. O yüzden uyanık olun, destek kırılımlarında azar azar ee, miktar azaltıp şansınızı alt noktalardan da alım şeklinde değerlendirebilirsiniz. Ve ortalamanızı düşürebilirsiniz yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Bunu da buradan tekrardan belirteyim. Evet bizler için e, sıkıntılı bir hafta geçti. Fakat moralinizi bozmayın. Gene de söylüyorum bu piyasalarda fırsatlar bitmez. Her an bir yerden bir yükseliş kanalı gene yakalarız. Ve zararımızı minimize edip kar etme yoluna doğru fırsatları tekrardan değerlendiririz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz